Beşar Esad. Onun adını duyduğumuzda aklımıza gelen ilk şey savaş. Aslında Esad'ın Suriye Devlet Başkanı olmak gibi bir amacı yoktu. Ya da şeytanın avukatlığını yaparsak, İngiltere'de göz doktoru olarak geçirdiği yıllar planın bir parçasıydı. 21 Ocak 1994 sabahı Londra'da bir kiralık evde kalan Beşar'ın telefonu acı acı çaldı. Beşar, babası yerine Suriye Devlet Başkanlığı için yetiştirilen ağabeyi Basil Esad'ın bir trafik kazası sonucu öldüğünü öğrendi. Beşar, babası Hafız Esad'ın emriyle vatanına çağrılıyordu. Ülkesine dönen Beşar, sıkı bir siyasi ve askeri eğitime tabi tutuldu ve babasının yerine devlet başkanı olmak için hazırlık sürecine girdi. 1970'te ihtilalle Suriye Devlet Başkanı olan babası Hafız Esad, totaliter bir tutum sergilemişti ve Orta Doğu'nun en güçlü liderlerinden biriydi. 10 Haziran 2000'de Hafız Esad kalp krizi sebebiyle öldü. Artık Suriye'nin kaderi Beşar Esad'ın ellerindeydi. Fakat Suriye'de devlet başkanlığı yaş sınırı 40'tı. Bu durum henüz 34 yaşında olan Beşar Esad'ın devlet başkanı olmasını engelliyordu. Oldu bittiye getirilen bir kararla devlet başkanı yaş sınırı 34'e indirildi ve Beşar Esad resmen Suriye devlet başkanı oldu. Avrupa'da geçirdiği yıllar Beşar Esad'ın klasik Orta Doğulu siyasetçi düşüncesinden uzak bir bakışa sahip olmasını sağlamıştı. Oldukça nazik bir yapısı olan Esad, ılımlı İslam'ı savunuyor ve entelektüel yönüyle dikkat çekiyordu. Arap Alevisi olan Beşar Esad, Sünni-Şii çatışmasını bilerek büyümüştü. Geliştirdiği düşünce dünyasıyla birlikte mezhep savaşlarını sonlandırmayı hedefliyordu. Bu maksatla İngiltere'de tanıştığı Esma Ehras ile evlendi. Esma Ehras'ın Sünni olması bu hedefe yönelik samimiyetine destek veriyordu. Beşar Esad'ın devlet başkanı olmasıyla birlikte Suriye adeta yeni bir iklime girmişti. Verdiği mesajlar olumlu etki yapmıştı ve Suriye yeni bir dünyaya yelken açıyordu. Esad'ın mezhep savaşlarına karşı net duruşu ülkede Şam Bağrı denilen dönemi başlattı. Suriye, Şam Bağrı ile birlikte yatırımlarını artırırken düşünceye verilen değer de yükseliyordu. Fikir özgürlüğüne sık sık vurgu yapan Beşar Esad, siyasi ve düşünce suçlarından hapishanede bulunan kişilerin büyük çoğunluğuna özgürlüğünü geri verdi. Suriye halkının tek düze hükümet propagandası yapan televizyon kanalları dışında alternatifi yoktu. Bilgi alma ağının daha geniş olması gerektiğini düşünen Esad, ülkede internetin yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptı. İnternet, dünya anlamına geliyordu ve başlı başına globalleşmenin anahtarıydı. Şam Baharı dönemi çok uzun sürmedi. Orta Doğu dinamikleri Suriye'yi kısa sürede eski düzene döndürecekti. Demokratik katılımların ülkedeki muhalif seslere güç verdiğini anlayan Esad, iktidarını korumak adına çıktığı limana geri dönme sinyalleri vermeye başladı. 11 Eylül 2001'de ABD'ye düzenlenen garabet dolu terör saldırısıyla birlikte Suriye tıpkı diğer Arap devletleri gibi Batı zorbalığından nasibine düşeni aldı ve hedef haline geldi. 2005 yılında Lübnan Başbakanı Refik El Hariri'nin bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi Lübnan'ın gerilimli politika izleyen Esad'ı bir kez daha zor duruma düşürdü. Suriye'de yeni bir diktatör isteyen ABD klasik söylemine başlamıştı. Yaklaşık 7000 adet nükleer başlıklı füzesi bulunan Amerika, Suriye'yi kimyasal silah üretmekle suçladı. Amerika'nın açıkça tarafını belli etmesi, Esad'ın daha sert bir tutum almasına sebep oldu. Alevi olan Esad'ın kritik mevkilere Alevileri yerleştirmesi, Sünni nüfusta büyük bir huzursuzluğa sebep oluyordu. Esad'ın başlangıçta idealist bir bakışla değiştirmeyi amaçladığı Sünni-Şii çatışması, eylemlerle birlikte alevlenmeye başladı. Bütün bunlar yaşanırken Türkiye-Suriye ilişkileri tarihte hiç olmadığı kadar güçlüydü. Suriye ile Türkiye daha 7,5 yıl öncesine kadar birbirine husumetle bakıyordu. Sürekli gerginlikler yaşanıyor. İki ülke zaman zaman savaşın eşiğine geliyordu. Biz geldik, Esad kardeşimle oturduk. İki ülke arasındaki meseleleri konuştuk. İstişare ettik, müzakere ettik ve Türkiye ile Suriye'yi bölgenin iki kardeş, iki dost ülkesi haline
Getirdik mi? Siyasi ve iktisadi işbirlikleri bir yana dursun, iki ülke müşterek bir petrol arama şirketi bile kurmuştu. Erdoğan'ın kardeşim dediği Esad'ın Suriye'sinde yaşayanlara vize kaldırıldı. Esad, Sünni protestocuları yıldırma kararı aldı. Muhalifler adım adım izleniyor, ülkede hapis cezaları ve idamlar yaygınlaşıyordu. Babasının izlediği yolu değiştirme vaatlerinde bulunan Esad, yaygınlaştırmak istediği internete de düşman olmuştu artık. Ülkede Wikipedia ve YouTube gibi birçok sosyal medya platformuna giriş engellendi. Suriye'de iç karışıklık devam ediyordu. Arap dünyası yeni bir dönemin arifesindeydi. Arap dünyasında yokluk içinde yaşayan halk, Tunus'ta başlayan Arap Baharı ile birlikte ayağa kalktı. Arap Baharı çok kısa süre zarfında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın her santimetresinde protestoların alevlenmesine yol açtı. Protestolardan en büyük payı alan da Suriye'ydi. Sokağa dökülen Suriyeliler Esad'a istifa etmesi yönünde baskı yapmaya başladı. Esad, protestocularla anlaşma yoluna gidecekmiş gibi yapsa da ülke genelinde tutuklamalar ve polis şiddeti daha da arttı. Baskı protestoları bastırmak yerine daha da alevlendiriyor ve ülkenin dört bir yanına sıçramasına sebep oluyordu. Bu süreçte Türkiye ile Suriye ilişkileri bir daha düzelmemek üzere bozuldu. Suriye'deki gösteriler çeşitli örgütlerin sahneye girmesiyle bambaşka bir hal almaya başladı. Esad, orduyu sokağa indirerek silahlı müdahaleye başladı. Bu çatışmalar neticesinde Suriye bir cadı kazanına döndü. Suriye'deki iç savaş, terör örgütü DAEŞ'in hareket ve hakimiyet alanını genişletmesine neden oldu. İktidar ve muhalifleri olarak başlayan iç savaş, artık sayısı belli olmayan farklı grupların meydana gelmesine sebebiyet vermişti. Bölgede ÖSO, DAEŞ, El Nusra ve YPG oldukça aktifti. Suriye iç savaşı ile birlikte milyonlarca Suriyeli Türkiye sınırlarına akın etti. Amerika ve Avrupa'nın mülteci fonu vaadi ve büyük baskısıyla birlikte milyonlarca Suriyeli Türkiye'de yaşamaya başladı. Suriye'de yaşananları fırsat bilen Rusya, Esad rejimini destekleyerek Orta Doğu'da daha fazla söz hakkı ve Akdeniz'de limana sahip olmak gibi imkanlara erişti. Amerika ise Suriye'nin kuzeyindeki YPG'yi destekleyerek terör devleti kurma hayallerini yeni bir aşamaya taşıdı. Türkiye bu sebeple Suriye topraklarına sayısız operasyon düzenledi ve Suriye'deki birçok noktayı kontrol altına aldı. Suriye'deki çatışmanın en büyük sebeplerinden biri olan DAEŞ, ağırlıkla Türkiye ve Amerika'nın düzenlediği operasyonlarla bitirildi. Fakat Suriye'deki kan durmadı. Rusya desteğiyle birlikte iktidarı sağlamda olan Beşar Esad, sivillere ölüm yağdırmaya devam etti ve ediyor. Açıkça görülüyor ki Suriye şu anda yalnızca bir iç savaşta değil. Pek çok ülkenin açıktan veya gizliden destek verdiği küçük bir dünya savaşı coğrafyası haline gelmiş durumda. İlerleyen yıllar ne getirir bilinmez. Ama Suriye'de birilerinin çözüm istemediği açık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup değerli yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.